Dolayısıyla dürüstlükle doğruluk ve bunun bir ile arasındaki bu doğrusal ilişki olmazsa olmaz bir ilişkidir. Şayet kişi gerçekten dürüst ise o zaman o dürüstlük onu birre iletir. Bir dini bir kavramdır ve Allah Azze ve Celle'nin tarifinde bu dini kavramın içerisinde Allah'a iman etmek, ahiret gününe iman etmek, peygamberlere iman etmek, meleklere, kitaba iman etmek, namazı kılmak, zekatı vermek gibi dini temel unsurlar vardır. Bunları istihfaf edip, bunları hafife alıp aşağılayıp dürüstlüğü yüceltmek ve bunu hele hele Allah Azze ve Celle'nin kitabı namına yapmak, yapmaya çalışmak daha doğrusu olsa olsa absürt bir yaklaşım olarak kalır. İnnel ebrara, bu bir sahipleri demin okuduğumuz ayette de Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği şekliyle malı da Allah'ın uğrunda mala duydukları sevgiye rağmen infak eden kimselerdir. Bir ayette Cenab-ı Hak şöyle dedi: "Len tenalul birra, siz o birre eremezsiniz hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sevdiklerinizden infak etmedikçe siz birre eremezsiniz. "Vemâ tunfiqu min şey'in fe innallâha bihi alim." Her ne infak ederseniz Allah muhakkak ki onu bilir. Bu ayetin sahabileri etkilediği süreçte bir sahibi olabilmek için dediler ki o zaman bizler de en çok sevdiklerimizden infak edelim. Çünkü Allah sevdiklerinizden infak etmedikçe buyurdu. Kişinin sevmediği, değer vermediği, gözünden düşen mallarını infak etmesi bir şeydir. Bütünüyle anlamsız değil ama bir sahibi olabilmenin yolu olmazsa olmaz bir koşulu Cenab-ı Hak öyle ifade etti çünkü. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ بِرَّ eremezsiniz. حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ sevdiklerinizden infak etmedikçe. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hayber'den kendisine düşen ganimet payından olan arazileri bu Ömer'in sahip olabildiği, bugüne kadar gönlünün düştüğü, en çok sevdiği şeydir ya Resulallah. Bu kadar güzel bir servete hiç sahip olmadım. Dolayısıyla bunu لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ ayetine uygun olarak Allah yolunda harcamak istiyorum. Böyle sahabiler kendi hayatlarında yer yer zaman zaman gönülleriyle sevdikleri, beğendikleri mallarını Cenab-ı Hak ile olan ilişkide ''Ya Rabbi bunu ben çok sevdim biliyorsun ama birre ermenin yolu olarak senin koyduğun ayetteki koşulu sağlamak adına infak etmek istiyorum.'' Yine Ebu Talha radıyallahu anh ebrardan olabilmek için, ebrar zümresine iltihak edebilmek için hemen Mescid-i Nebevi'nin o gün için karşısında bulunan bahçesini, ki maruf, meşhur Beyruha bahçesi, güzel bir bahçe, içinde suyu da olan bir bahçe, Allah Azze ve Celle'nin yolunda infak etmek üzere Resulullah'a getirip sundu. Dedi ki Beyruha, bundan böyle Allah'ın ve Resulünün yolunda infak edilmiştir. Resulullah, bakın, bakın, bak hele bak, bak ne büyük bir, ne karlı bir ticaret oldu diye bu davranışını Ebu Talha'dan övgüyle kabul etti. Dolayısıyla bu bir alışkanlığa, bu bir kültüre, infakta, infak etmede sahabe arasında bir kültüre dönüştü. İnsanlar sevdiklerini infak etmeyi en paha biçilmez olanlarından, bu arada müfessirler birre erebilmek için Cenab-ı Hakk'ın okuduğumuz bu ayetini Allah'tan ki ayette min kelimesi geçiyor dediler. Şayet min geçmeseydi لَنْ تَنَانُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا دَيْلْدَ مَا تُحِبُّونَ olsaydı, yani birre eremezsiniz ta ki sevdiklerinizi infak etmedikçe şeklinde olsaydı ayet,
O zaman kişinin gönlü hangi malına düştüyse, hangi malını sevmeye başladıysa o andan itibaren onu infak etmesi zorunlu hale gelirdi birre erebilmesi için. Bereket ki Cenab-ı Hak mimma tuhibbun dedi, sevdiklerinizden infak etmedikçe dedi. Böylece sevdiği şeylerden birini ya birkaçını infak etmek suretiyle kişinin ayette bahsedilen bu koşulu sağlamış olma imkanı söz konusu oldu. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın en çok sevdiği, Medine'de artık herkesin kendisinden söz ettiği, akıllı, çok yararlı, iyi bir kölesi Nafi, gelip gidip kendisine daha fazla teklif ettikleri, onu kendisinden almak üzere uğraştıkları Nafi'yi, bugün falancalar da gel hanımına gelip gidip anlatıp, bugün de falancalar geldi, Nafi için şu kadar teklif ettiler. E verdim mi? Yok vermedim. Zaman sonra bugün de Nafi için şunu teklif ettiler, şu kadar artırdılar demişken, bir gün gelip dedi ki, bugün de Nafi'ye çok verdiler ve ben verdim. Nasıl oldu deyince, dedi ki onu Allah Azze ve Celle yolunda azat ettim fi sebilillah. Çünkü onun bu kadar değerli, bu kadar kıymetli olması, bu kadar sevdiğim ve beğendiğim biri olması dolayısıyla onu azat etmekten, karşılığında Cenab-ı Hakk'ın rızasını ummaktan daha iyisini bulamadım. O bakımdan sahabe arasında değeri gittikçe artan ve değeri başkalarınca da dikkat çekici olmaya başlayan mal, mülk ve servetlerin demin bahsettiğimiz ayet kapsamında infak edilebildiğini veya edilmesinin kişiden kişiye bir davranış biçimi olarak yansıdığını görüyoruz. O bakımdan bazı sahabilerin işte bu ayet mucibince düşündü de onu Allah yolunda infak etti. Çünkü en çok sevdiği bir malı, mülkü, servetiydi. Bu unutulmuş, bu kaybolmuş yaklaşımı tekrardan sahiplenebilmek, özellikle mülk, servet sahibi kimselerin kendi bakış açılarıyla çok değerli, kıymetli buldukları mallarından birini ya birkaçını Cenab-ı Hak ile aralarındaki bir ilişkide Cenab-ı Hakk'a duydukları sevgi ve saygı içerisinde Allah uğrunda infak edebilmelerini, ebrardan olabilmenin hani en iyisi, en güzeli anlamında değil de olmazsa olmaz bir koşulu olarak görmelerini hatırlatmakta fayda var. Çünkü Cenab-ı Hak bunu yapmadığınız takdirde normal müminlerden olursunuz, normal iyi kimselerden olursunuz demedi. Birrin iyi kimse olabilmenin olmazsa olmaz bir koşulu olarak bunu söyledi. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Dolayısıyla sadakatin, dolayısıyla dürüstlüğün olmazsa olmaz bir ölçüsü. Şayet kimse sadık ise gerçekten, o zaman Allah Azze ve Celle yolunda sevdiklerinden infak edebilmek gibi bir davranışı sergileyebilmelidir. Sergileyemiyor ise o zaman Cenab-ı Hakk'a karşı imanı, ahirete karşı imanı, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerine dair beklentisi ve tehdit ettiklerine karşı korkusunun gerçekçi ve sahici olmadığı hususunda kendisinden şüphe etmelidir. Çünkü bu korku ve Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerine karşı bu beklenti sahici ise bu dürüstlük, bu içeride var olan yaklaşımın dışta böyle bir davranışa yansıması beklenir.